Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Özel güvenlik silah sorularını çözmeye devam ediyoruz. Önemli sınav sorularından aldım arkadaşlar. Sizlere de çıkabilecek sorular. Sınavlara giren arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Kanalımızı tanıdık arkadaşlarınıza da paylaşmayı, önermeyi unutmayın. İzledikten sonra da beğenirseniz seviniriz. Başarılar diliyoruz ve başlıyoruz. Evet. Özel güvenlik ayrıcalıklarından yararlanmak için katıl butonuna tıklayarak bu kanala katılın. %100 geçin. Ayrıca Ehliyet SRC özel güvenlik kanalına da abone olarak oradan da bizleri takip edebilirsiniz. Tekrar başarılar diliyoruz ve birinci sorumuzdan başlıyoruz. Birinci sorumuz şöyle. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir? Kapsül, barut, kovan, çekirdek, tırnak. Tabii ki tırnak fişeğin bölümlerinden değildir. Cevabımız Edirne seçeneğidir. İkinci sorumuz şöyle. Tek hareketli tabancanın özelliği hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Tabancanın toplu veya şarjörlü olma özelliğidir. B. Tetiğe basıldığında horozun kurulması özelliğidir. C. Tetiğe bir kez basıldığında horozun hem kurulması hem de düşmesi özelliğidir. D. Tetiğe basıldı da kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. E. Horozsuz çalışma sistemidir. Burada da dikkat ederseniz tek hareketli tabancanın özelliğini sormuşlar. Tetiğe basıldığında kurulu olan horozun düşmesi özelliğidir. Cevap Denizli seçeneğidir. Üçüncü sorumuz özel güvenlik görevlisi Kemal'e verilen görev silahının fişek rampası kırık ise atış esnasında nasıl bir durumla karşılaşır? A. Şarjörden fişek yatağına fişek sürülemez. B. İğne fişek dip tablasına ulaşmadığından silah ateşleme yapmaz. C. Şarjöre fişek doldurulamaz. D. Atış sonrası boş kovan dışarı atılamaz. E. Fişeğin ilk hızı düşer. Evet, burada da şarjörden fişek yatağına tabii ki fişek ne yapılmaz? Sürülemez. Cevap Adana seçeneğidir. Evet, öncelikle soruları siz okuyun. Cevabınızı aklınızda tutun. Sonra bizim cevaplarımıza bakın arkadaşlar. Dördüncü soru fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yere ne denir? Hat ve rayür, rampa, tırnak, arpacık. Evet. Burada da tabii ki bakın fişeğin şarjörden fişek yatağına geçerken tırmandığı yer nedir? Rampadır. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Beşe bakalım. Göz, gez, arpacık ve hedefin aynı düzlem üzerinde bulunmasından oluşan hatta ne denir? Yükseliş hattı, mermi hattı, isabet hattı, hedef hattı, nişan hattı. Evet, burada da tabii ki neyi soruyor? Nişan hattını sormuş, değil mi? Cevabımız Edirne seçeneği. Altıncıya bakalım. Özel güvenlik hizmetlerinde kullanılan yarı otomatik tabancalarda fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunabilir? 1, 6, 14, 16, 19. Fişek yatağında en fazla kaç fişek bulunur? 1 fişek bulunuyor. Cevap Adana seçeneğidir. Yedinci soru aşağıdakilerden hangisi kimyasal silah sınıflarından değildir? Yakıcı, delici, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı. Kimyasal silah. Yakıcı, zehirleyici, bayıltıcı, göz yaşartıcı var ama delici yok değil mi? Cevap Bursa seçeneğidir. Sekizinci sorumuza bakalım. Temizlemek için görev silahını söken özel güvenlik görevlisi Selim'in
Silahını takma işleminde takip edeceği yol aşağıdakilerden hangisidir? A. Takma işlemini istediği parçadan başlar. B. Önce yerine getiren yayı takar. C. Takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırasıyla yapar. D. Önce şarjör takar. E. Öncelikle sürgüyü gövdeye takar. Tabii takma işlemini en son sökülen parçadan başlayarak sırayla takması gerekiyor. Bunun sıralamasıyla ilgili de bir sorumuz var. O da yine ilerleyen sorular içerisinde olması gerekiyor. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Delici, kesici, ezici silahlar genel olarak hangi grup altında toplanır? Ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, sivil silahlar, hafif ateşli silahlar, harp silahları. Burada da tabii ki delici, kesici, ezici silahlar genel olarak ateşsiz silahlar grubunda toplanıyor. Cevap Bursa seçeneğidir. 10. sorumuza bakalım. Fişeklerin muhafazası ve kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet. A. Serin ve kuru bir yerde muhafaza edilmelidir. B. Raf ömrünü tamamlamış fişekler kullanılmamalıdır. C. İhtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. D. Menşei belli olmayan fişekler kullanılmamalıdır. E. Silaha uygun çapta fişekler kullanılmalıdır. Burada da tabii ki ihtiyaç duyulduğunda çekirdeği sökülerek barutu değiştirilmelidir. Değil mi? Barut değiştirilir mi? Kesinlikle yanlış. Evet. Cevap elinizde patlar. Evet. Ceyhan seçeneğidir. 11. Aşağıdakilerden hangisinde rayyur'un tanımı doğru olarak verilmiştir? Tanımlarda önemli. A. Yivveset'in mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere rayyur denir. B. Yivinset üzerinde bıraktığı izlere denir. C. Yivveset'in namlu üzerindeki bıraktığı izlere denir. C. D. Setin yiv üzerinde bıraktığı izlere denir. E. Fişek çekirdeğinin namlu üzerinde bıraktığı izlere denir. Burada yiv ve setin değil mi? Rayyur bakın. Rayyur yiv ve setin mermi çekirdeği üzerinde bıraktığı izlere deniyor. Cevabımız Adana seçeneğidir. Silah soruları arkadaşlar çok kolay geliyor. Daha önce atmış olduğumuz soruları da çözerseniz birebir sorular içerisinden çıkıyor. Hemen 12. sorumuza bakalım. Poligon emniyet kuralları açısından atışa hazır atıcı neyi bekler? Atışa hazır atıcı neyi bekler? A. Yetkilinin atış serbest komutunu. B. Silahın ısınmasını. C. Silahın soğumasını. D. Poligonun temizlenmesini. E. Beklemez ateş eder. Tabii ki yetkilinin atış serbest komutunu beklemesi gerekiyor. Cevap Adana seçeneğidir. Hemen 13'e bakalım. Birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ne denir? Ağır ateşli silahlar, hafif ateşli silahlar, ateşsiz silahlar, ağır ateşsiz silahlar, el bombası. Evet, birden fazla kişi tarafından kullanılabilen ateşli silahlara ağır ateşli silahlar denir. Cevabımız Adana seçeneğidir. 14. soru otomatik yarı otomatik tabancalarda şarjördeki son fişek atıldığında sürgünün geride kalmasını sağlayan parça hangisidir? Tetik, manivelası, rampa, sürgü tutucusu, hat ve çıkarıcı. Tabii ki sürgü tutucudur. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 15. soru toplu tabancalarda kullanılan 38 kalibre fişek kaç milimetreye eşittir? 9 çarpı 19, 5,56 milim, 7,65 çarpı 17, 9,65 milim, 7,65 milim. Evet, burada da
Dikkat ettiğiniz gibi arkadaşlar 38 kalibre fişek kaç milime eşittir? 9,65. 9,65 milime eşittir. Cevap Denizli seçeneğidir. 16'ya bakalım. Ateşli silahlarda azami menzil nedir? A. Fişek çekirdeğinin ulaşabileceği en uzak mesafedir. B. Fişek çekirdeğinin delme gücüdür. C. Fişek çekirdeğinin öldürücü tesirinin olduğu en uzak mesafedir. D. Fişek çekirdeğinin ilk hızıdır. E. Fişek çekirdeğinin kendi ekseninde dönme mesafesidir. Bakın silahlarda, ateşli silahlarda azami menzil. Azami menzil en uzak değil mi? Mesafe. Fişek çekirdeğinin ulaşabileceği en uzak mesafe. En uzak mesafe hangisinde var? Bakın şurada. Adana seçeneğinde. Cevabımız hemen bakalım 17. Bakın 17. sorumuz çok çok önemli. Silah sökülürken uygulanacak kurallar verilmiştir. Bunların doğru sıralaması hangisidir? Bir, sürgü geriye doğru çekilir. İki, silahın namlusu ölü bir noktaya çevrilir. Üç, şarjör çıkartılır. Dört, fişek yatağı gözde kontrol edilir. Tabii ki burada da öncelikle yapılması gereken nedir? Bir ölü noktaya çevirmek değil mi? İlk yapmamız gereken. Namluyu ölü noktaya çevirmek lazım çünkü içi dolu olabilir. Yani ikinin olduğu seçenek en başa gelir. Bakın şurada bakıyorum hangi seçenekler. A'yı, C'yi, D'yi eledik. 2 B'de ve E'de var. Daha sonra şarjörü çıkartacağız. Evet, şarjörü çıkartacağız. Daha sonra sürgüyü geri doğru çekeceğiz. Ve en son fişek yatağını gözle kontrol edeceğiz. Yani burada hangisi verilmiş doğru seçenek? Bursa seçeneğinde. Doğru verilmiş, evet. 18. sorumuz aşağıdakilerden hangisi tabancanın başlıca parçalar arasında yer almaz? Çerçeve, gövde, sürgü, kapak takımı, C namlu, D yerine getiren yay ve pimi, D tetik korkulu. Tabancanın başlıca parçaları. Tabancanın başlıca parçalarını da mutlaka bilmeniz nedir? Gerekiyor, değil mi? Evet, burada da tabii ki tetik korkulu yer almaz. Diğerleri yer alır. Evet, Edirne seçeneği. Edirne seçeneği doğru cevap. 19. Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir? Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar. B. Merminin azami mesafesini artırır. C. Merminin dönerek ilerlemesini sağlar. D. Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar. E. Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar. Evet arkadaşlar, burada ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar. Kesinlikle yiv ve setin işlevlerinden birisi değildir. Denizli seçeneği. Doğru cevap. 20. soru şöyle. İstinat boşluğu aşağıdaki parçalardan hangisiyle ilgilidir? A. Horoz bey iğne. C. Tetik. D. Şarjör yayı. E. Gez ve arpacık. Tabi burada da dikkat edin. İstinat boşluğu aşağıdaki parçaların hangisiyle ilgilidir? Bakın ilgilidir. Tabii ki tetikle ilgilidir değil mi? Evet, cevap Ceyhan seçeneği. 21 çap nedir? Kısa bir soru sormuşlar. Namlu içindeki helezoni çıkıntılardır. B. Namlu içindeki helezoni girintilerdir. C. Namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir. D. Namlu içindeki iki yiv arasındaki mesafedir. E. Fişeğin uzunluk ölçüsüdür. Evet. Çap sormuşlar. Çap namlu içindeki karşılıklı iki set arasındaki mesafedir çap, değil mi? Evet, cevap
Ceyhan Siçini. 22. soru, ilk dolduruşu atıcı tarafının yapıldıktan sonra tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydı ile şarjördeki tüm fişeklerin atılabildiği tabancalara ne denir? A. Tam otomatik tabancalar, B. Toplu tabancalar, C. Tek atışlı tabancalar, D. Yarı otomatik tabancalar, E. Tek hareketli tabancalar. Tabii ki burada dikkat ederseniz tetiğin tekrar çekilmesine gerek kalmadan tetiğe basılı tutmak kaydıyla tüm fişeklerin atılabildiğinde dediği için tam otomatik tabancalardır. Cevap Adana seçeneğidir. 23. soru, kuru tetik çalışmasından önce dikkat etmemiz gereken en önemli husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Silahın temiz olması, B. İğnenin sağlam olması, C. Şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi, D. Çalışmayı yapacak kişinin iyi bir atıcı olması, E. Namlu içinin tozlardan arındırılmış olması. Evet, tabii ki şarjörü çıkartıp fişek yatağının kontrol edilmesi, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 24, son iki sorumuz. İğnenin vurmasıyla ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir? Kovan, barut, kapsül, çekirdek, mermi. Evet, tabii ki burada da nedir? Fişek bölümü hangisidir? Bak, iğnenin vurmasıyla ateşlenen fişek bölümü kapsüldür, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneğidir. 25. sorumuz son soru arkadaşlar. Ateşleme tertibatı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar. B. Fişek yatağının temizlenmesini sağlar. C. Tetiğin kendiliğinden hareket etmesini engeller. D. Fişek patladığında alevin dışarı çıkmasını önler. E. Fişek patladığında ortaya çıkan gazın silahtan dışarı atılmasını sağlar. Evet, burada da ateşleme tertibatı ile ilgili hangisi doğrudur sorumuzun cevabı horozun veya iğnenin kapsüle darbe yaparak barutun ateşlemesini sağlar. Adana seçeneği doğru cevap. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olup kanalımızdaki daha önce atmış olduğumuz 84. dönemden 100. döneme kadar olan özel güvenlik sınav soruları ve özel güvenlik silah bilgisi sınav sorularını çözüp konularıyla birlikte tekrarlamanız durumunda çok rahatlıkla sınavlarınızı geçebilirsiniz. Kanala katılarak üyelere özel soruları, konuları değerlendirebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.